أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sevgili dinleyicilerimiz, hepinizi selamların en güzeli olan Allah Celle Celaluhu'nun selamıyla Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyerek selamlıyorum. Bugünkü bölümümüzün başında Hazreti Osman Efendimizin İslam'a olan hizmetlerinden, Kur'an için özellikle Kur'an hizmetinden bahsedeceğiz ve daha sonra Peygamberimize olan bağlılığı ve konularımıza kaldığımız yerden o halifeliğinin son yıllarına doğru gideceğiz inşallah. Hazreti Osman Efendimizin Kur'an'a hizmeti. İşte bize diyor Kur'an-ı Kerim'in, Kur'an-ı Kerim gibi o güzel beyanı, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi sultanı, iman gibi ihsanı lütfeden şanı yüce Rabbimize hamd ederiz. Sohbetimize bu şekilde hamd ederek bizlere iman nimetini verdi. Bizlere peygamberin en üstünü olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet eyledi ve bizi kendine kul eyledi. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. İşte diyor o kalplerin hayatı ve gönüllerin şifası olan Kur'an-ı Kerim'i bizi mahsar kıldı. Ve nurdan örülmüş mukaddes ayetleriyle cihan günlerini sahifelerle bizlere ulaştırdı. Kainat sarayının o altın tavanına Kur'an-ı Kerim'i şule-i Rabbani olarak, o güzel raiha olarak kainata gönderdi. Evet, Kur'an-ı Mübin Allah Celle Celaluhu'nun kelamıdır. Kainat deryasında hak kutbunu gösteren diyor ilahi pusuladır. Kainatın efendisi de hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim bir zahir nurdur, bir zikri hakimdir ve en doğru yoldur. Allah'ım bizi Kur'an'ın yolundan ve yaşayan Kur'an olan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yolundan inşallah ayırmasın. Onun için Kur'an'ın nuru ne olacak? Kıyamete kadar inşallah Allah Celle Celaluhu vaat ettiği Allah nurunu tamamlayacaktır diye sönmeyecektir. Sıddık-ı Ekber Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Efendimiz daha önce Kur'an-ı Kerim'e kitap haline nasıl getirdiğinden biliyorsunuz ki bahsetmiştik. İşte şimdi yeniden o mevzuya dönmüyoruz ve daha sonrasında Hazreti Osman Efendimizin Kur'an'a yaptığı büyük hizmetleri bir gözden geçirelim. Bakalım ne yapmış Hazreti Osman Efendimiz halifelik döneminde. Biliyoruz ki İslam tarihinde bir altın devir vardı. Asr-ı Saadet, yani sahabe efendilerimizin Resulullah Efendimiz'den birebir eğitim aldığı devire Asr-ı Saadet deniyor. Bu devir gözleri kamaştıracak kadar parlak, insanı hayrete düşürecek kadar haşmetliydi. Hulefa-i Raşidin, o dört büyük halife devri dediğimiz bu nurlu devrenin de diyor ilk kısımları, hususiyle Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Efendimiz zamanları mukaddes İslam'ın en haşmetli ve en heybetli devriydi. En büyük topraklara ulaşılan zaman. İşte bu Hulefa-i Raşidin devri, sonsuzluk nebisinin fani dünya çerçevesinden ebediyete geçişlerini takiple ilk halife Hazreti Sıddık'ın seçimiyle başlamıştı. Bütün insanoğluna Allah müjdesini getiren Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muazzez torunu ve 5. halife Hazreti Hasan'ın istifasına kadar toplam diyor 30 yıl sürdü. Bu ışıklar saçan devrin en büyük hususiyetlerinden biri de hiç şüphe yok ki Kur'an-ı Kerim'in bir mushaf haline getirilişi olmuştu. Allah'ın mukaddes kelamı olan Kur'an-ı Azimüşşan, Allah'ın alemlere rahmet diye gönderdiği sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Cebrail aleyhisselamın vasıtasıyla ilahi 22 küsür yaklaşık 23 yılda ayet ayet ne oldu? 610 yılıyla 632 yılları arasında vahyolundu. Bunu hepimiz biliyoruz. İşte daha önce de diyor belirttiğimiz gibi en büyük sıdkiyet ve teslimiyet örneği Hazreti Ebubekir Kur'an-ı Kerim ayetlerini bir mushaf haline toplama işini Allah Resulü'nün vahiy katiplerinden Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'a havale etti. Zeyd bin Sabit kimmiş? Katip. O Kur'an-ı Kerim'i mushaf haline getirmede öncü.
muazzez sahabilerin fakihlerinden olan, yani ilmiyle amel eden o büyük alimlerinden olan Zeyd bin Sabit'in başkanlığında bir komisyon kuruldu. Ve sonsuzluk nebisinin zamanında yazılan bütün ayetler toplandı. Her bir ayet için Allah Resulü'nün gözü önünde yazılmış olduğuna şahitlik yapan iki tane adil şahit dinlendi. Ve komisyon gece gündüz çalıştı. Sahabilerin hafızalarına, ezberlerine başvuruyordu. Hem de ayetlerin peygamber huzurunda yazılmış olması keyfiyetini esas alıyordu o sahabe efendilerimiz. İşte böyle çalışıldı ve bütün ayetler bir kitap haline toplandı. 114 sure, 30 cüz ve 600 sahifeden olan Kur'an-ı Kerim, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ebediyete geçişlerinden sonra Hazreti Ömer'e, onun ölümünden sonra da kızı ve peygamber zevcesi Hazreti Hafsa annemize itikaf etti. Kainatın Efendisi'nin sahabilerinden Huzeyfe bin el-Yemani radıyallahu anh Ermenistan ve Azerbaycan savaşlarında bulunuyordu. Iraklılar ile Şamlılar diyor Kur'an-ı Kerim'i ayrı ayrı üslupta okuyorlardı. Ve birbirlerine benim kıraatim senin kıraatinden iyidir diyorlardı. Bu hali gören muazzez sahabi Huzeyfe bin el-Yaman çok üzüldü. Ve Nur şehri Medine'ye döndüğü zaman doğruca peygamber halifesi Hazreti Osman'ın huzuruna çıktı. Ve gördüklerini diyor tane tane Osman Efendimiz'e anlattı. Ey müminlerin emiri! Musevilerle Hristiyanlar kendi mukaddes kitaplarında nasıl uyuşmazlığa düştülerse Müslümanların da aynı uyuşmazlığa düşmelerinden önce onları kurtarmaya çalışalım dedi. O Hazreti Osman Huzeyfe bin Yaman'a endişesini yerinde buldu ve peki bu işe el atalım dedi. Derhal müminler annesi Hazreti Hafsa haber gönderildi. Ve senin yeninde o yedinde olan Kur'an'ı bize gönder, musafları kopya edip tekrar geri verelim. Bir kopyasını alalım dedi. Osman Efendimizin görevi neydi? Çoğaltmak. Hazreti Hafsa diyor, peygamber halifesinin isteğine uyarak Cihan Sıddıkı Hazreti Ebu Bekir zamanında bir kitap haline getirilen Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Osman'a teslim etti. İrfan denizine gark olmuş o Hazreti Osman, başta ilim ve hikmet kutbu Hazreti Ali olmak üzere peygamber sahabilerinin ulularını topladı. Ey Allah Resulü'nün sevdikleri dedi. Kur'an-ı Kerim'i ilk nüshasından kopya edip İslam merkezlerine birer adet göndermek istiyorum. Ne dersiniz? Cevap verdiler. İsabet buyurdunuz ey Allah Resulü'nün halifesi. Ve Hazreti Osman hemen bir komisyon kurdu. Komisyonda şu sahabiler vardı. Zeyd bin Sabit başta, o katip. Abdullah İbni Zübeyr, Said bin El-As, Abdurrahman bin El-Haris bin Hişam radıyallahu anh ve Hazreti Osman. Hazreti Osman Efendimiz bu heyetin başkanlığına Zeyd bin Sabit'i tayin etti ve onlara şöyle dedi. Zeyd İbni Sabit ile aranızda anlaşmazlık olursa onu Kureyş lisanı şivesi ile yazınız. Zira Kur'an-ı Kerim Kureyş lisanında nazil oldu peygamberimize dedi. Ve bu dört kişilik ilim ve irfan heyeti çalışmalara koyuldu. Daha sonra müminler emiri Hazreti Osman heyete Enes bin Malik radıyallahu anh, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh ve Ebu İbni Kâb'ı tayin etti. Uzun ve çetin çalışmaların sonunda Kur'an-ı Kerim'i ilk nüshasından kopya ederek çoğalttılar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kutlu sahabileri 6 tane musaf yazdı. Osman Efendimiz zamanında ilk başta 6 tane musaf. Osman radıyallahu anh bu 6 musaftan bir tanesini kendisi için ayırdı. Kendisi için ayırdığı musafın adına imam denildi. Ve şehadet şerbetini içtiği gün mukaddes kanı işte bu Kur'an'ın üstüne akacaktı. Kalan 5 musafın birini Medine'ye, birini Şam'a, birini Basra'ya, birini Küfe'ye, birini de Mekke'deki Müslümanlara gönderdi. Bu mukaddes musaflar demir sandıklar içinde, askerlerin muhafazasında ve Hazreti Osman'ın mührü ile mühürlenmiş olarak yerlerine teslim edildi. Bu musaftan başka musafları toplatıp imha ettirdi.
Sonuç olarak mukaddes kitabımız olan Kur'an-ı Kerim Allah'ın sevgilisi, topyekün zaman ve mekanın bütün mahlukatın peygamberi, o peygamberinin asr-ı saadetinde yazılmıştı. İlk halife Hazreti Ebubekir zamanında bir araya getirildi. Hazreti Osman zamanında da çoğaltılarak bütün cihana yayıldı. Bunu devamlı böyle şey yaparlar. Aklımıza gelsin, sorarlar sağda solda. Kur'an nasıl çoğaltıldı? Ne yapacağız? Ebubekir Efendimiz hepsini topladı, bir kitap haline getirdi. Hazreti Osman Efendimiz de altı nüsha olarak ilk başta çoğaltıp dağıttı. Kur'an-ı Kerim ayetlerini ilk toplayan, bir mushaf haline getiren, rikkat ve merhamet madeni olan Hazreti Ebubekir olduğu için Hazreti Osman'a da Cemi'ül Kur'an, yani nushafları çoğaltan, Cemi'ül Kur'an Hazreti Ebubekir toplayan ve nüshaları çoğaltarak İslam dünyasına yayılmasına vesile olduğu için Hazreti Osman'a ise Naşirul, yani dağıtan anlamı söylendi. İşte 14 asırdan beri insanlık fezasını diyor aydınlatan Kur'an-ı Kerim buydu. Ve bundan sonra da kıyamete kadar ışık tutacaktı. Düşünün, elimize aldığımız şu kitap, şu Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim 600 sayfa değil mi hepimizde? Bazılarımızda hani başı sonu 2 ile başladığı için 602-603 falan olabiliyor. Yani şu mübarek kitap Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ne yaptı? Hazreti Ebubekir Efendimiz bir araya kitap haline getirdi. Hafsa annemize emanet etti. Hazreti Ömer Efendimiz'den kaldı Hafsa annemize. Ve daha sonra Osman Efendimiz bunun kopyalarını çoğaltarak cihana yayılmış oldu. Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor ayet-i kerimesinde Yunus suresi 57'de? Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, gönüllerinizde olanlar için bir şifa ve müminler için bir hidayet ve bir rahmet gelmiştir. Aman ya Rabbi. Yani Kur'an-ı Kerim'in tamamen insana bir şifa, bir rahmet, bir hidayet olduğunu, küfrüde olanlar, Müslüman olmayanlar için de ne olduğunu, bir şifa, iman etmelerine, hidayetlerine vesile olan kitap olduğunu ne yapıyor? Bizlere Rabbimiz Yunus suresi 57. ayette bildiriyor. İşte şifasızlıklara kanayan ruhlara ilahi hikmet eczanesinden diyor. Kat'i deva vaat eden ilaçları o veren Kur'an-ı Kerim'di. Her şeyin ilacıydı yani. Kur'an kumandasına giren talihli insanlar ebedi zaferlere ereceklerdi. Cihan onlara bir cennet manzarası arz edecekti. İçinde Kur'an okunan evler birer cennet bahçesiydi. Ya Allah'ım şu evlerimizi cennet bahçesi eylesin. Bakın peygamberimizin sözü. İçinde Kur'an-ı Kerim okunan evler cennet bahçesi gibidir diyor. Duyuyor musunuz sevgili dinleyicilerim? Rabbim şu Kur'an-ı Kerimleri evimizden eksik eylemesin. Şu raflarda kalmasın şu Kur'anlar sevgili dinleyicilerim. Açalım, okuyalım, bilmiyorsak öğrenelim. El kadar 3 yaşındaki çocuklar Kur'an'ı öğrenip hafız olabiliyorsa vay bizim halimize. 40-50 yaşlarına gelmişiz. Hala Kur'an okumayı bilmiyorsak, hala yüzünü açmıyorsak vallahi hesabını veremeyiz sevgili dinleyicilerim. Yani bunun böyle şakası lamı cimi yok. Bizler Kur'an-ı Kerim gönderildi. Bizler ahirette hesabımızı Kur'an'dan sorulacağız, sünnetten sorulacağız, Resulullah Efendimiz'den sorulacağız. Hangisine tabiydin, sen ne yapıyordun dünyada diye sorulacağız. Kur'an'ı açtın mı diye Rabbimiz sormaz mı benim kelamım? O benim kelamımı, benim sözümü sen nasıl açmazsın? O nurlu sözlerimi. Düşünsenize, Rabbimizin kelamı hiçbir beşer sözü değil. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu Resulullah Efendimiz vasıtasıyla bizlere hiçbir insanın, hiçbir beşeriyetin yazamayacağı, söyleyemeyeceği kelimelerle emrediyor. Ve bizlere nasihatlerde bulunuyor. Bizlere gaybden bahsediyor. Bizlere cennetten, cehennemden bahsediyor. Ta ki ilk yaratılışta Adem Aleyhisselam'dan bahsediyor. Tabii ki Allah'ın kelamıdır bu. Yoksa peygamberimiz nereden bilecekti Adem Aleyhisselam nasıl yaratılmış? Nereden bilecekti 25 tane peygamberin adını, hayatını? En ince ayrıntısına kadar Rabbimiz Kur'an'ında bildirdi. İşte hafızalarında Kur'an-ı Kerim bulunmayan insanlar diyor, bir enkaz altında kalmış felaket zedelere benzeyecek. Gün gelir ölüm zelzelesi onları karanlık akıbetlerine yuvarlayacak. Kur'an-ı Kerim'e karşı gösterilen ihmal günahların en büyüğüdür. Ya Kur'an'a karşı gösterilen ihmal günahların en büyüğüdür. Kur'an düşmanlığı ne çetin bir hainliktir ki Allah'ın kudret eli bu hakikat öksüzlerini kahru perişan etmiştir.
Kur'an'ın ilahi akışlarındaki saadet sesini can kulağıyla duyabilen müminlere ne mutlu diyor. İşte o Kur'an-ı Kerim'e göz nurlarını döken Zeyd bin Sabit dedik ya, Abdullah İbni Abbas dedik ya, bunlar hep Kur'an-ı Kerim'e öyle büyük hizmetler etti ki. Abdullah İbni Mesud Kur'an'ı en güzel okuyan sahabe efendimizdi. Ve o İbni Mesud hazretlerinin hayatını da inşallah dört büyük halifeden sonra sahabeler, aşere-i mübeşereye geçeceğim. Onların hayatlarından da bir daha bakacağız. Bakın dönüp dönüp sahabe efendilerimizin hayatlarına bakınca aslında Resulullah Efendimizin çevresinde nasıl pervane olduklarını ve asr-ı saadeti Resulullah Efendimiz zamanında İslam'ın nasıl, hangi parçalarla, hangi bölüklerle yayıldığını tek tek öğrenmiş olacağız. Ömrümün sonuna kadar Rabbim beni de sahabe efendilerimizin yolundan ayırmasın. Belki 200-300 tane sahabe efendimizin adı ulaştı günümüze. Hepsinin adını da anmayı şu sohbetlerde yarım saatte olsa, bir saatte olsa, dört büyük halife onar saatte olsa ayrıntısına kadar işlemek istiyorum ki. Olur da ileride yine takip edersiniz. YouTube'da bu arada Hanzade kanalımız var. Oradan da hepsini tek tek atacağız ki daha sonra vaktiniz olmadığında, olduğunda daha doğrusu izleyebilirsiniz. Evet, Hazreti Osman Efendimiz işte Kur'an'a böyle hizmet etti. Ve Hazreti Ebubekir, Ömer ve Osman devrine kadar diyor, cuma namazından bahsediyor. Müminler mescitte toplanmadan evvel ezan okumazdı. Hatip minbere hutbe okumaya çıktıktan sonra ve hutbeye başlamadan önce ezan okunurdu. Allah Resulü'nün ve onun iki halifesinin devrinde böyle geçti. Hazreti Osman devrine gelince alemlerin fahrinin mukaddes mescidi yenileştirdi. Müminler gün geçtikçe çoğalmıştı. Artık bütün kainat ezan sesleriyle inliyordu adeta. Ve nura hasret olan insanlar İslam'ın deryasına can atıyorlardı. Cuma namazı vaktinin geldiğini müminlere duyurmak gerekiyordu. İşte ezan vakitlerinin belli olduğu, duyurulduğundan bahsediyor. Bu şiddetle duyulan bir ihtiyaçtı. İrfan denizine gark olmuş din büyüğü Hazreti Osman, cuma namazının vaktinin geldiğini halka duyurmak, halkı mescide toplamak için mescidin dışında ezan okunmasını müezzine emretti. Ve müezzin cumadan önce mescit dışında ezan okudu. Haya, edep, ahlak ve yumuşaklık abidesi Hazreti Osman peygamber mescidine geldi. Hutbe okumak için minbere çıktı. Yine müezzine eskisi gibi ezan okumasını emretti. Ve müezzin halifenin emri gereğince ezan okudu. Cuma namazında iki tane ezan okuyoruz ya hutbeden sonra. Bir önce hutbe başlamadan, bir de ilk başta ezan vakit girdiğinde. İşte sahabelerin diyor bazıları cuma vaktinin geldiğini ilan eden birinci ezanın bidat olduğunu söyledi. Ve buna karşı sahabinin uluları ise bidat olduğunu kabul etmekle beraber bidat-ı hasene, yani güzel bir şey, bakın bu da çok önemli. Bidat diyoruz ya, peygamber zamanımızda, peygamber efendimiz zamanında olmayan, sonradan çıkarılan şeye bidat denir. Ama ne diyor? Bidat-ı hasene güzel ya. Hasene iyi demek, güzel demek. Seyyiye kötü. Bidat-ı seyyiye. Mesela televizyon. Televizyon nedir sevgili dinleyicilerim? Bidattir. Bununla ilgili öyle zamanın katı hocaları vardı. Televizyon haramdır, açmayın, bidattir derdi. Ama Allah dostları uyanıklar ne dedi sonra? İşte ilmiyle amel edenler. Televizyon bidattir. Ama neye kullanırsan ona göre haramlaşır. Televizyonda şimdi gereksiz gereksiz, affedersin, açık saçık diziler, bilmem neler, onlar bunlar, hani vaktini çalan şeyleri izlersen bidat-ı seyyiedir. Ama şimdi televizyonlarda internetine bağlıyorsun, YouTube'a giriyorsun, televizyonlarda Allah dostlarının hayatını izliyorsun, televizyonda Kabe'yi açıp Kabe TV'yi izliyorsun. Televizyonda bir sürü sohbet kanalları var. İşte bizim kanalımız şu an ne yapıyoruz? İşte hem radyo. Bakın burada radyoya sesleniyoruz. Orada televizyona sesleniyoruz. E ne oluyor radyo ve televizyon? E bunlar da bidat. Ama ve lakin biz buradan sizlere Allah ve Resulü'nü anlatmaya çalışıyoruz. Beraber Resulullah Efendimiz'in ashabını konuşuyoruz. Kötü bir şey olabilir mi bu? Rabbim buna yani bir şey diyebilir mi? Haram der mi bize? Rabbimizden razı olmaz mı? Biz onun dostlarını anarsak, biz onun Habibini översek ve bir sesle binlerce insana ulaşırsak, Rabbim bize nasip etmese, bize ilim vermese bulabilir miydik bu telefonlar, televizyonlar, mikrofonlar icat edilebilir miydi? Rabbimin ilminin hazinelerinden Rabbimize ikram etti ki biz bunları icat ettik. Yani Rabbim bize bunları kullanmamızı söylüyor. Ama nasıl kullanmamızı? İşte şeriat-ı Ahmediye ve tarikat-ı Muhammediye diyor ya, Allah ve Resulünün yolunda, doğru yolda, sırat-ı müstakim yolda,
Fotoğraf makinesini de güzel kullanırsan, telefonunu da güzel kullanırsan, evdeki televizyonunu, bilgisayarını, laptopunu, bakın hani bütün olmayan, eskiden olmayan ve teknolojiyle ortaya çıkan şeyleri hayır için kullanabilirsin. O zaman uçak da bidat değil mi? Ama şimdi uçakta bir saatte, bir buçuk, kaç saat? 3 saat, 3,5 saatte buradan Mekke'ye gidiyorsun. Düşünsene, 3,5 saat. Akşam 12'de yola çıksan sabah namazını Kabe'de kılıyorsun ya. Bunun ötesi mi var? Önceden, 3 ay önce buradan Umre'ye yola çıkıyorlardı, hacca yola çıkıyorlardı. 2-3 ay yolculuk sürüyordu. Şimdi bu kötü bir şey olabilir mi? O zaman uçağa binme, bidat. Hani o söyleyenlere cevap veriyorum. O yüzden uyanık olacağız. Mümin akıllı olur. Allah yolunda kullanılan her şey hayırdır. O yüzden Osman Efendimiz ne dedi? Ezanı öncesinde de okuyun da cuma namazı için millet bir hazırlansın, gelsin. Çünkü çok kalabalık artık insanlar. Ümmeti Muhammed çoğalmış. İşte sevgili dinleyicilerim, çok önemli noktalar bunlar. İşte Hazreti Osman Efendimizin emrine hepsi itaat etti. Ve böylece cumadan önce ezan okumak bir güzel adet olarak İslam alemine yayıldı. Neymiş? Osman Efendimiz zamanında. Ve o günden bugüne kadar yüz binlerce minarede Allahu Ekber sesi çağlamakta. Allah'ım inşallah ondan da razı olsun. Hazreti Osman Efendimizin hacca gidişi. Allah Resulü'nün büyük ve kutlu halifesi Hazreti Osman, halife oluşunun 6. yılında hacca gitti. Kainatın iman beşiği olan Mekke'de Allah evini önce Kabe-i Muazzama'yı ziyaret etti. Doğup büyüdüğü bu mübarek beldeden dini ve imanı uğruna ayrılmıştı. Fakat şimdi bu beldeler İslam'ın nuruyla aydınlanmış, müşrikler ebedi azap diyarını boylamıştı. Duygulandı diyor bakınca Mekke'ye. O Resulullah Efendimiz, sahabe efendilerimiz nice acılar, sıkıntılar çektiği günler aklına geldi. Şimdi Mekke ufuklarında Allah Celle Celaluhu'nun adı çağlıyordu. Ezan-ı Muhammedi çağlıyordu. Kainat bacasından diyor iman alevleri yükseliyordu. Ne devlet ne saadet ki bir zamanlar sırf imanı için kovulduğu yere şimdi halife olarak gelmişti Osman. Ya Allah'ın lütuf ve ihsan denizi dalgalanmış, Müslümanlara büyük zafer nasip eylemişti. Hazreti Osman radıyallahu anh hac sırasında Mekke'de 4 rekatlık farz namazları yine 4 rekat kıldı. Seferi olanların 4 rekatlı farz namazları 2 rekat kılmaları gerekiyordu. Hac esnasında kainatın efendisi 2 rekat kılmıştı. Onun diyor en büyük dostları Hazreti Ebu Bekir ve Ömer de 2 rekat kılmıştı. Peki Hazreti Osman niçin böyle yapmıyordu? Müminler emiri diyor Hazreti Osman'ın düşmanları onun bu hareketini kınadılar. Arkasından dedikodu ettiler. O güzel gönüllü masum efendiyi Allah'ın emrine, peygamberin sünnetine aykırı davranmakla suçladılar. Gittiğinde seferi kılmamıştı diyor. Nedenini açıklayacak. Ve muazzez sahabilerin uluları ve ilim sahipleri toplandı. Hazreti Osman'ın huzuruna vardılar ve hitap ettiler. Ey Allah Resulü'nün halifesi! Allah Resulü, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer hiçbir zaman yolculukta farzları 4 rekat kılmadı. Siz niçin 4 kıldınız? Yolculukta biz de ne yapıyoruz? Farzları 2'ye düşürüyoruz seferi. Yine sahabi ullarından ve şura üyelerinden diyor Abdurrahman bin Avf da şöyle dedi. Ya Osman, biz seni Allah Resulü'nün sünnetinden ve Ebu Bekir ve Ömer'in gidişinden ayrılmamak şartıyla halife seçtik. Halbuki sen verdiğin sözü tutmuyorsun. Hazreti Osman tebessüm etti diyor. Onlara hiç bilmedikleri bir şeyi hatırlattı. Allah Resulü'nün Hazreti Ebu Bekir'in ve Hazreti Ömer'in Mekke'de ev veya çiftliği yoktu. Aman yarab, bakın şu an bizlere büyük bir fıkıh cevabı geliyor. Halbuki benim burada evim var ve ben yerliyim, misafir değilim. Onun için farzları 4 kıldım. Sözümden de dönmüş değilim. Ya şimdi mesela nasıl diyeceğiz? Ben diyelim İstanbulluyum. İstanbul'da bir tane evim var. Orada hazır duruyor hep. Ve Bursa'da yaşıyorum şu an. Ben İstanbul'a kendi evime gidiyorum senenin 3-4 haftası. Bazen de Bursa'ya geliyorum. Diyor ki benim diyor orada evim var, mülküm var, arsam var, yerim olduğu için ben burada misafir olmam. O yüzden 4 kılacağım diyor. Mesela ben öğrenciyken babam bana öyle derdi. İstanbul'da yaşıyoruz. Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde okumuştum. Üniversite okurken İstanbul'a gittiğimde şimdi evime gidiyorum. Orası da evim ama Bursa'da yaşıyorum. Şimdi ben diyordum baba diyordum İstanbul'a geliyorum ben. Seferi mi kılacağım şimdi namazımı? Normal mi? Normal kılacaksın evladım. Çünkü burası evin.
Anlatabildim mi? Olayı öğrendik mi? İşte Osman Efendimiz de bunu yaptı. Sahabeler şaşırdı. Hak verdi. Ve ne diyor? Allah Resulü'nün halifesine hak verdiler. Gerçekten de Hazreti Osman hakikati söylemişti. Allah'ın emrini, peygamberin sünnetini yerine getirmişti. Kendisinden önceki halifelerin yolunda gittiğini ve gideceğini de ispat etmişti. İşte ne hazin bir tecelliydi ki İslam'ın o gizli düşmanları, münafıklar bu işi de karıştırdılar. Fitne ateşini münafık ağızlar üfürmeye başladı ve müminler emirinin günahına girdi. Hazreti Osman Efendimiz'e çok uğraşmaya başlamışlar. Ve Yahudi diyor, İslam kumaşına küfür makasını takıp orasından burasından kesip parçalamak istiyordu. Yaratılış sebebi Allah'ın sevgilisi. Zaman ve mekanın bütün mahlukatın peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yabancı hükümdarlardan gelen mektuplarda diyor hükümdarların mührü bulunurdu. Buna karşılık gönderilen mektuplarda da Resulullah Efendimizin mührü olması gerekiyordu. Kainat Efendisi bir yüzük yaptırdı. Yüzüğün diyor üzerine Muhammed Allah'ın Resulü diye yazdırdı. Resulullah Efendimizin yüzüğünden bahsediyor. Ve mektupları bu yüzükle mühürlemeye başladı. Allah Resulü'nün vefatından sonra bu yüzüğü cihanda en büyük ve en sadık olan peygamber dostu Hazreti Ebubekir ve Ömer de aynı şekilde kullandı. Hazreti Ömer vefatından sonra bu mukaddes yüzüğü diyor Safiye annemize gönderdi ve Hazreti Osman halifeliğe seçince Hazreti Safiye de bu yüzüğü Hazreti Osman'a verdi. Haya ve edep incisi Hazreti Osman bu yüzüğü aynı şekilde vazifede kullandı. Peygamberimizin mührü. Allah'ın sevgilisi diyor Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ara sıra Küba'ya gider Eris kuyusunun başında otururdu. Nübüvvet nuruyla cihanı nurlandıran yüce nebi mukaddes hayatının hatıralarını bu kuyu başında sahabilere anlatırdı. Allah Resulü'nün aşkıyla gönül ocağı alev alev yanan o Hazreti Osman bu kuyu başında çok tatlı hatıraları vardı. Alemin fahriyle çok defa burada bulunmuştu. Hazreti Osman bu ebediyet hatıralarını diyor anmak birazcık olsun gönlündeki hicranını gidermek için zaman zaman Küba'ya gider Eris kuyusunun başına otururdu. O ebediyet nurundan neler ne tatlı hatıralar vardı bu kuyu başında. Ve 29. hicret yılında kaybı kainata bedel olan fakat maddede hiçbir kayıp hissi vermeyen hazin üstü hazin bir olay oldu. Hazreti Osman kainatın efendisinin mührü şeklindeki yüzüğü Eris kuyusunun içine düşürdü. Ve bu mübarek yüzük her türlü didinmeye rağmen bulunamadı. Allah Resulü'nün şanlı halifesi Hazreti Osman iplik iplik gözyaşlarını döktü. Artık Osman'ın ızdırabı hayal edebilmek bile güçtü. Izdırap ki hem de ne ızdırap. Hazreti Osman diyor acı ve ızdırapla kıvrandı ve kuyunun suyunu boşaltınız dedi. Resulullah Efendimizin mührü düştü. Kuyunun suyu boşaltıldı. Bütün aramalara rağmen mübarek yüzük bulunamadı. Bu hadisedeki manevi delalet kim bilir neydi? İşte biz bunu anlayamıyoruz. İşte gönlü kan ağlayan halife başka bir yüzük yaptırdı. Ve yüzüğe aynı yazıyla Muhammed Allah'ın Resulü yazıldı. Ne acı ne acı ki bu hadisede münafıklar tarafından büyütüldü. Ve zehirli adamlar Medine'nin havasına fitne ve fesat mikrobunu üfüreceklerdi. Bunlar hep parça parça diyor Osman Efendimizin üzerine gitmelerine sebep oldu. Evvela Hazreti Ebu Zer Gıfari Efendimiz, o da sahabelerin büyüklerinden, Hazreti Osman Efendimiz'den istediklerinden bahsediyor. İnşallah onun o güzel sözlerinden bahsedeceğiz. Ebu Zer kimdi? Zühd ve takvanın şiddetiyle tanınmış çok meşhur bir sahabi ve Allah Resulü'nün mecnunu, Allah aşığıydı. Hidayete ermeden evvel künyesi Ebu Nemle, hidayete erdikten sonra da Allah Resulü'nün yakıştırmasıyla Ebu Zer'di. Büyük iman ve takva kahramanı Hazreti Ebu Zer ilk büyük dörtlerden sonra beşinci olarak imana geldi. Ve bununla her zaman iftihar ederdi. Ben İslam'ın beşincisiyim derdi. Hazreti Ebu Zer bir hak arayıcısıydı. Allah Resulü'nün nebilerinden evvel kendi kendisine doğru yolu aramaya başlamış bir yol gösterici ve bir kılavuz bulmak için yollara düşmüştü. Taştan, leşten medet ummak
insan olana yakışmaz derdi. Mukaddes İslam'ın şafağı Medine ufuklarından sökmeye başlayınca hemen asasını eline aldı, sırtına su kırbasını çekti ve yollara düştü. Ne gökte fıkırdayan güneş, ne kızgın taşların sivri dişi, ne ölüm kusan vadiler onu yolundan diyor döndürmezdi. Bu insan hakkı arıyordu. Allah'a giden yolu bulacaktı ve Allah'ın ince yollarından iman adımları atıyordu. Doğru Kabe'ye gitti Ebu Zer. Sonsuzluk Nebisini aradıysa da tanımadığı için bulamadı. Başka kimseye sormaya da cesaret edemedi. Akşamüstü diyor bir köşeye büzülüp kaldı ve Hazreti Ali onu görünce evine diyor misafir etti. Ondan sonraki gün bir daha aynı şekilde misafir etti ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına götürdü ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda hemen iman etti. Hicretin 6. yılına kadar o kabilesinin yanında kaldı. Bakın 6. yılına kadar Gıfar kabilesine gitti. Ve daha sonra Bedir, Uhud, Hendek gazalarında bu yüzden bulunamadı. Fakat diğer gazalarda hep Allah Resulü ile beraberdi. Tebuk seferinde diyor Hazreti Ebu Zer'in devesi gayet zayıf olduğu için yolda kalıp takıldı. Geç gelince arkadan Ebu Zer dedi Resulullah Efendimiz. Hep yalnız yürüyecek, yalnız yaşayacak ve yalnız ölecek. Ve Allah'ın huzuruna yalnız diriltilecek dedi. Ve ömür boyunca diyor ahdına sadık kaldı. Bu bakımdan Peygamberimiz şöyle buyurdu. Dünyada Ebu Zer'den daha doğru kimse gelmedi. Ya. O kadar diyor takva sahibiydi ki o Ebu Zer Gıfari Hazretleri. O kadar züht, yani takva ne demek, o kadar çok böyle hani Allah'a güzel kulluk ederdi ki bütün günahlardan Allah'tan öyle korkar, öyle ümit besler, hep böyle tetikte mükemmel bir şekilde, hiç gösterişi sevmez, zenginliği sevmez, zühtü severdi, fakirliği severdi, yalnız başına yaşamayı severdi. Yani bir günlük nafakadan başka diyor mal dahi biriktirmezdi. Sadece kendisi böyle yapmakla kalmaz, halkı da aynı tarzda harekete davet ederdi. Bu hali bazı zenginler nazarında o kadar rahatsız edici oldu ki nihayet diyor onu başka yere göndermesi için Şam valisine şikayet ettiler. Ebu Zer bize iki de bir böyle böyle diyor. Hani zenginlik de olabilir, Rabbimiz nimetinden vermiştir ama Ebu Zer Gıfari peygamberimizin ona fakirliği hoş gördü ya, hep fakir yaşayacak, fakir ölecek, yalnız yaşayacak dedi. Ebu Zer de dilini tutamazdı diyor, hep onları eleştirirdi malları yüzünden. Şam valisi de Hazreti Muaviye Ebu Zer'in bu halini tecrübe etmek için diyor bir oyun düşündü. Züd ve takvanın destanlık kahramanı Hazreti Ebu Zer'e bir kese içinde 1000 tane altın gönderdi. İrfan denizine gark olmuş o Hazreti Ebu Zer, Şam valisinden gelen altınları aldı. Kim bilir nasıl bir niyetle kulübesinin bir köşesine koydu. Fakat diyor uyku nerede? Sanki torbadan müthiş uğultular yükseliyor, sarı ışıklarını kendisine dikmiş 1000 tane yılan gözü ona bakıyordu. Sanki diyor torbanın içinde yüzlerce akrep kaynıyordu. Hemen yatağından fırladı, torbayı kaptığı gibi karanlık gecenin kalbine saplandı ve önüne gelen sokağa daldı. Kapı kapı dolaşarak diyor bir tanesi bile kalmamasına altınların hepsini fakirlere dağıttı ve kulübesine gelip hiç altınsız bir şekilde uzandı yatağa. Ertesi gün güneş ufkundan göz kırpmaya başlayınca valinin adamı Ebu Zer'in kapısındaydı. Tık tık diyor kapıyı çaldı. Ebu Zer kim o dedi. Valinin adamıyım. Ne istiyorsun deyince Ebu Zer Gıfari. Ya Ebu Zer, büyük bir yanlışlık oldu. Dün sana getirdiğim altınlar meğer başkasına gidecekmiş. Yanlışlıkla size getirmişim. Ama onları bana iade et ve beni efendimin şerrinden, Muaviye'nin şerrinden kurtar dedi. Ebu Zer tatlılık ve yumuşaklık içinde mırıldandı. Sen ne diyorsun? Ben onların hepsini birden sadaka verdim. Kendime 1 tane altın bile bırakmadım. Madem ki böyleymiş, bana 3 gün mühlet ver de bu altınları tekrar toplayayım. Sen de yanlışlığın cezasından kurtul dedi. Vücudunun diyor her zerresinden ihlas ve iman tüten büyük sahabinin kavliyle fiili arasında hiçbir ayrılık olmadığı anlaşıldı. Ama diyor yine de Şam zenginlerinin devamlı baskıları üzerine Hazreti Ebu Zer Medine'ye gönderildi. Hazreti Ebu Zer peygamber beldesine gelmişti. Fakat daha gelir gelmez sinesine yüzlerce mızrağın saplandığını hissetti.
Çünkü diyor Medine bir başka alem oluvermişti. Allah sevgilisinin ebediyet alemine intikal edişinden sonra iki büyük halife zamanında hiçbir noktası kararmayan mukaddes emanet, şimdi solmaya, elmas elmas pırıldayan saadet günleri perdelenmeye başlamıştı. Medine'nin diyor süslü püslü hale geldiğini ve yüksek binalarla donatılmış olduğunu gören Ebu Zer bundan çok üzüldü. Haya ve edep madeni 3. halife neden yumuşak davranıyordu? Hazreti Osman'a içerlendi. Bir gün halifenin karşısına dikilip bazı ellerle yığılmaya yüz tutucu servetler hakkında şöyle dedi. Ey müminlerin emiri, niçin zenginlerden alıp fakirlere dağıtmıyorsun? Evvela diyor Hazreti Ebu Zer, her ferdi kendi mizaç ve vecdinde görmek istiyordu. Halbuki buna imkan yoktu. Bu inceliği hemen kavrayan Hazreti Osman öyle bir cevap tavrı takındı ki bu tavır diyor nokta nokta ışıldayan bir esastı. Ve ne dedi? Ben alemin fahrinden görmediğimi yapmam. Peygamberimizden. Tabi Ebu Zer hemen kilitlendi peygamberimizin adını duyunca. Ve ne dedi? Halkı züht ve takvaya zorla sürmek imkansızdır. Ve İslam'da kazanç ve mülkiyet esastır, vardır, haram değildir. Dileyen senin yaptığın gibi dilediğini verir, hatta bir pulu bile kalmaz. Fakat istemeyene de zorla yaptıramayız. Ben ancak adaletle, itidalde Allah'ın emirlerini uygularım dedi Hazreti Osman. Benim boynuma borç olan onların arasında Allah'ın emriyle hükmedip kendilerini diyor sadece iyiye ve doğruya teşvik etmekten ibarettir. İşte bu söz diyor gerçeğin ta kendisiydi. Fakat Ebu Zer daldığı veç deryasına o kadar merhamete bürünmüştü ki iki gözü diyor iki çeşme ağladı. Ve elinde avucunda ne varsa hepsini yağma ediyordu. Ve herkesi kendisi gibi görmek istemekte ve halifenin bu sözlerine karşı ilk tepkisi şu olmuştu. Ya Osman, zenginler bol sadaka ile kardeşlerine ihsan etmez, akrabalarını gözetmezse biz onlardan razı nasıl olalım? Ya Ebu Zer dedi Hazreti Osman, biz ancak Müslümanları zekat vermeye zorlarız. Zekat farzdır, sadaka ise sünnettir. Ya. Zevait için Müslüman zorlanmaz. Çok önemli. Bu gönüllü iş işte. Zekat zorlanır. Zekat vereceksin. Farz Allah'ın emri. Ama sadaka peygamberimiz tavsiye etmiş. Gönüllü. Bunu yaparsan Allah'a yaklaşırsın diyor. Farzı yaparsan Allah'ın emrini yerine getirmişsindir. Yani bir emrini yerine getirmek var. Bir de ya Rabbi sen Habibini çok sevdin. O sadaka verirdi. Bol bol cömertti. Ben de veriyorum. Sen emretmedin ama ben veriyorum. Bu ne demek? İşte cennetin birinci katından 2, 3, 4, 5, 6 yükselmek. Yani Resulullah Efendimizin yanına gitmek için onun güzel nafile amellerini yapmak lazım. Cenneti kazanmak için Allah'ın farzlarını yerine getirmek lazım. Aradaki farkı anladık mı? Hani ne gerek var sünnet diyorlar ya. İşte yani cehennemden kurtulmak, cenneti kazanmak için farz. 5 vakit namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yapıyorsun. 5 tane İslam'ın şartı. Önce tabi 6 tane imanın şartıyla Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine. Bu 6 tane imana teslim. İman ettim ya Rabbi. Sana iman ettim, peygamberlere, meleklere, kitaplara, bütün kitaplara ve Kur'an-ı Kerim'in senin kelamın olduğuna, her bir harfine, 6236 tane ayetin her birine iman ettim ya Rabbi. Dedin. 5 vakit namazını kıldın. Ya Rabbi emrindir. Orucunu tuttun Ramazan ayında. Emrindir. Zekatını verdin zamanı gelince. Mali durumun varsa haccına gittin. Hayatını böyle sürdürdün. Cenneti alayı kazandın. Cennetteki yerini nasıl belirleyeceksin? İşte takva ile belirleyeceksin. Takva nasıl olacak? Günahlardan sakınıp Allah'ın emirlerine ve Resulullah Efendimizin sünnetlerine uyarak. Yani yalan söylemeyeceksin. Bu da haramdır. Namaz nasıl farzsa yalan söylememek de farzdır. Yalan yere yemin etmemek de farzdır. İşte içki içmemek de farzdır. Yani içki içmek haramdır. İçmemek ise farzdır. Ya, anlaştık mı? Yani günahları terk de farzdır. Günahlardan, büyük günahlardan uzak duracaksın. Günah işlersen hemen tövbe edeceksin. Ama günahların kazası vardır, tövbe edersin. Ama namazın, yani bilerek ve isteyerek yapılmamış namazın aslında kazası yoktur diyor.
Biz Allah'a diyor ya Rabbi kılamadım zamanında nefsime uydum, yine sen kabul edersin diye kılıyorum. Yoksa senin kıldığın namaz kaza mesela, geçmiş 2 yıl namaz, 10 yıl namaz kılmadın, 5 yıl kılmadın. Ne yapıyoruz? İyi niyetle Rabbimize acınmak için kaza namazı. Yani ya Rabbi en son kaçırdığım namazın kazasını kılıyorum, ne olur kabul eyle. Ama o kıldığın kaza o zamanki farz namazını eda ettiğin sevabı aynı oluyor mu? Kurtarıyor mu? Hayır. Biz Allah Celle Celaluhu'dan niyaz ediyoruz. Sadece iyi niyetimizi gösteriyoruz. O yüzden bilerek ve isteyerek, şimdi mesela akşam ezanı okuyacak. Ben akşam namazı, ya ben akşam namazını kılmayacağım ya. İsteyerek böyle sözle söylüyorsun ve sonra kaza ederim. Böyle bir şey yok sevgili dinleyicilerim. Ama unuttun, işe daldın, gece uyuyakaldın, sabah namazı bir uyandın, güneş doğmuş. Aman ya Rabbi beni affeyle. Hemen güneş doğumu geçtikten sonra yarım saat 40 dakika hemen 2 rekat farz, hatta sünneti dahi öğle namazına kadar eda ediliyor. Anlaştık mı sevgili dinleyicilerim? İşte Ebu Zer sadaka çok verirdi diyor. Bütün malını dağıtırdı, herkesin öyle yapmasını isterdi. Ama Osman Efendimiz ne derdi? Bu farz değil, zorunlu değil Ebu Zer, insanlara kızamazsın bu yüzden diyordu. İşte gönüllü olarak yapılanlar da bizim takvamızı arttırıyor. Allah'ım inşallah gönüllü olarak ibadet eden, nafile ibadetlerle, gece teheccüdlerle, nafile pazartesi, perşembe oruçları, Zilhicce ayının ilk 10 günü değil mi? Vel fecr ve leyalin aşr. Rabbimin üzerine yemin ettiği günler bunlar. İşte bu günlerin oruçlarını bir gün tutan bir yıl sevap alır diyor Peygamberimiz. Geceleri Kadir gecesi gibidir 10 günün diyor alemlerin sultanı. Ya uyanık olmamız lazım, akıllı olmamız lazım Allah için. İşte Hazreti Osman Efendimiz bu şekilde Ebu Zer'e nasihatler ederdi. O tabi zühdü, takvayı seçtiği için ömür boyu hayatını öyle geçirdi. Ebu Zer diyor, ikamet için gittiği köye varınca tekrar başka bir yere gönderildi. Hazreti Osman'a da çok güçlük çıkarıyordu çünkü. İkamet ettiği köye varınca diyor, namaz vakti geldiğinde ezan okudu. Daha evvel Hazreti Osman o köye Mücaşi isminde bir köleyi halka namaz kıldırmak için göndermişti. Köle diyor Ebu Zer'i görünce ona hürmetlerin en güzelini gösterdi ve namaz için kâmet edildiğinde efendim geç de namazı sen kıldır dedi. Hazreti Ebu Zer en taşkın bir cezbe haliyle şöyle dedi. Sen geç, zira Allah Resulünden duydum, eğer senin üzerine burnu kesik bir köle bile memur olsa sözünü dinle ve ona itaat et demişti. Ya İslam'ın nuru işte bu. Köleyi sultan eder İslam. Bilal Habeşi herkesin sultanı oldu. O zaman bir köleydi. Allah'ım o Bilal Habeşi Efendimizin de inşallah şefaatlerine bizleri nail eylesin. İşte sevgili dinleyicilerim, Hazreti Osman Efendimiz 11 sene, gelelim konunun devamına, 11 ay ve 14 gün halifelik makamında kaldı. Bunun diyor ilk 6 senesi emniyet, saadet, huzur ve sükun içindeydi. Hazreti Ömer'in devri gibi herkes hayatından ilk 6 sene memnundu. Memleket idaresi sağlam temeller üzerine kurulmuştu. Artık bütün ülke servet içinde yüzüyordu. Sonsuzluk nebisi servet ve refahın bir gün geleceğini, o gün rekabet ve nefretlerin de başlayacağını bildirmişti vefatından önce. Aynen dediği gibi oldu. Müslümanlar servet içinde yüzüyorlardı. Rahat ve refahlı bir hayat başlamıştı. Ama Peygamberimiz zamanında hiç ne servet vardı ne bir şey. Vefat etmeden Tebük gazvesi, daha bir sene önce Hudeybiye'ye gittiler, neler yaşandı, hep karınlarına taş bağladılar. Açlıktan zar zor geçindiler. Ama alemlerin sultanının nur cemalini görmüş. Mal, mülk, servet kimin gözünde? İşte o zaman nasıl huzur vardı, nasıl mutluluk vardı. Sahabe efendilerimiz o kadar huzurluydu ki mal mülk hiçbir şey yoktu. Ama alemlerin sultanının nur cemalini bir dakika bile görmek her şeye bedeldi sevgili dinleyicilerim. İşte ve Peygamberimiz dedi ki benden sonra mallar, mülkler, paralar, makamlar, şöhretler artacak. İşte kainatın efendisi Allah Resulü'nün olduğu asr-ı saadette mal, mülk, gösteriş hiçbir şey yoktu. Ama ondan sonra mal, mülk, her şey aktı diyor. Hele Ömer Efendimiz, Osman Efendimiz zamanı her yer mallar, altınlar, öyle yerler fethedilmiş, öyle ganimetler alınmış ki ya inanılmaz servet aktı diyor ortalığa. İşte Peygamberimiz ne dedi? O servet geldiği zaman dedi, İşte bütün felaketleri bekleyin. Bugün de hep mal için, mülk için kardeş kardeşle kavga ediyor. Bütün verasetler için, bütün miras kavgaları, kardeş kardeşe küsüyor.
Yani mal mülk için ibadetler aksıyor. Fabrikatörmüş, bilmem neymiş, namaz yok, niyaz yok. Başka çarem yok, gidip iş yeri izin vermiyor diye namazını kılmayanlar. Bunun gibi ibadetten uzak duranlar ne için? Mal için. Ne için? Evlat için. Ne için? Eş için. Bakın bunların hepsi, hiçbir şey bizi Allah ve Resulüne kulluktan alıkoyamaz. Allah'a kulluk, Resulüne layıkıyla ümmet olmaktan. Hiçbir şey bizi dünyevi özellik alıkoymamalı. Bizim gittiğimiz iş bizi farz namazlarımızdan alıkoyuyorsa ve kılamıyorsak ve bize izin vermiyorlarsa en kısa sürede hemen gizlice yeni bir iş arayacaksın. O işi bulduğun an bırakıp gideceksin. Çünkü sen Allah'a birinci olan kulluğunu yapamıyorsan, sen oradan trilyon alsan vallahi azap olur sana. Zaten onu kıldırmayanlar en büyük hesabını verecek de bizler burada bunun örneğini verelim. Evet sevgili dinleyicilerim, işte Osman Efendimiz zamanı rahat diyor başlamıştı. Buraya bir virgül koyalım bir dahaki sohbetimizde. Toplu bir şekilde Osman Efendimizin hadiselerine bakıp artık fitne fesadın çıktığı o dönemler, Osman Efendimiz'e karşı ayaklanmaları bir dahaki bölümümüzde işleyeceğiz. Allah Celle Celaluhu hepinizden razı olsun. Sohbetlerimizi YouTube Hanzade kanalından, Adem Aleyhisselam'dan peygamberimize kadar bütün peygamberlerin hayatları var orada. Ve peygamberimizin hayatını da koyduk. Sahabeler hepsini tek tek, Allah dostlarını da işliyoruz. Hepsini de koyacağız. Allah Celle Celaluhu hepinizden razı olsun. Oradan da takip edebilirsiniz. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.